Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiklal günlüdü xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılamız. Mən Abdullah Yılğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibdə bulubatqan xəbərlərini huzurunla olsun ışıqdırkimiz. Qənəmsiz ıqtınlar ekranımız bolsun. Gollandiya parlamenti aldıda yalğız kişilik namayış başlandı. Gollandiya parlamenti aldıda bir yılgıcı davamlaştırış maksat kılınan Xtay'a karşı yalğız kişilik namayış başlandı. Namayışını Gollandiya'daki teşkilatlar ve aktif faaliyetçiler birleşip teşkilleyen bulup, Gollandiya'da yaşavatkan Şarkı Türkistan halkı birdek ittifaklaşıp, her günü bir ya ki iki kişi nöbetleşip elip barmakçı bulgan. Namayış 19. noyabr başlanan bulup, bir yılgıcı davamlık elip beriş planlanan. Namayışının asasi maksadı Gollandiya hükümetiga Xitayning Sharqi Turkistanda elib berayotgan irqiy qirg'in qilish jinoyatini bildirish hamda hozirgi dunyoda mushundoq bir insoniy dafsandichilikning borligiga Gollandiya hukumatining diqqatini tortish. Shundaqla Gollandiya hukumatiga kishilik huquqqa ko'ngil bo'ladigan kishilik huquq qimmat qarashini dunyoga tashviq qilmoqchi bo'lsa, Xitayga besim ishiltishi kerak ekanligini bildirish ekan. Yeni Zelandiya Xitay alaqa üskünlərini işiltişini çəklədi. 29 noyabr BBC xəbərdə bildirilmişcə, Yeni Zelandiya bilan Avstraliya Xitayının alaqa üskünü şirkəti Huawei işləb çıxarğan elektr üskünlərini işiltişini çəklədi. Xəbərdə Yeni Zelandiya hökuməti Xitay şirkəti Huawei işləb çıxarğan G5 köçmə xəbərləşiş sahəsindəki üskünlərini işiltişini rədd qılğanlığı, bunun əsaslıq səbəbi bexatərlikni çıxış qılğanlığı. Xitay bilan bu sahada hamkorlashish Yangi Zelandiyaga og'ir xatar elib keldiganligi bildirildi. Xabarda yana yaqindan beri nurg'ullagan davlatlar o'zining bexatarligini kafolatga ega qilish hamda Xitayning davlat maxfiyatligini o'g'irlashidan saqlanish uchun Xitayning fan texnik shirkati Huawei'ning elektr uskunalarini ishiltishni cheklaganligi, ular ichida Avstraliya hukumatining ham bor ekanligi bildirildi. İbn Xaldun Üniversitesi'de Uyghurlar hakkında guvahlıq beriş yığını içildi. 27 noyabr İstanbul İbn Xaldun Üniversitesi Cemiyet Şunaslıq Fakültesi'de Şarkı Türkistan'ın vaziyeti hakkında Nahmeydan guvahlıq beriş faaliyeti elib berildi. Yığınğa əslində Şarkı Türkistan davasığı küç çıxırıp kilivatqan Abdurrahman Hasan Əpendi bilen Ömerbek Əpendi təklif kılınğan bulup, Ömerbek Əpendi'nin Türkiye'de bulmasıqı səbəbidin Gülbahar Celil qatnaşdı. Yığınğa profesörler, oquqıçılardan bulup 80-ge yakın adam katnaşdı. Gülbahar xanım guvahlıq berip, ceza lagırda özü bivasti yaşayan körgen qiyin qıstaqlarını ve ceza lagırının emeli şaraitini sözləp ötdi. O sözü de vətəndə qalğan Uyğur ve Qazaq qeyrindaşlarım qattıq zulüm astıda qaldı. Lagırdaki tutqullarının əhvali intayın naçar. Tutqun qılınğan qız ayallarının bu yerden çıkıp getişki közü yetmeydi. Şunu mən erkillikki çıkkandın ki, lagırdaki zulümünü dünyaya anıltışkı bəl bağladım. Xitay Tayvan məsələsi də Amerika'ya narazılıq bildirdi. Xitay Amerika Deniz Armiyesi'ki təvə işki uruş paraxotunun Tayvan boğazıdın ötüşüge alaqadar endişelerini Amerika hükümetine bildirdi. Türkiye Avazı Radyosu xabarda bildirilmişçe, Xitay Taşkışlar Ministerliği bayanatçısı Gın Şuan akbaratçılarına elan kılgan bayanatı da Amerika Deniz Armiyesi'ki təvə işki uruş paraxotunun Tayvan boğazının ötüşüge narazılıq bildirip, Tayvan işki taraf otursudaki münasibette en muhim ve en sezgür mesele işgeliğine etdi. Bu vaxtki endişelerini Amerika hükümetine bildirgeliğini tilgi algan Gın Şuan, Tayvan meselesi Xitay'nın zimin fütürlüğü ve müstakillik hak hukukları çetilidu. Bu Amerika-Xitay münasibeti de en muhim ve en sezgür meseledir, dedi. Xitay Devlet Müdafiye Ministerliği mu Amerika uruş paraxotlarının Tayvan boğazının ötüşünü yakından takip kılgallığını kayıt kıldı. Amerika'ya tabi işki uruş paraxotu iyul ve oktyabr aylarında Tayvan boğazının ötken idi. Xitay rejimi bir Xitay prinsipini boylap, halkara cemaatçilik arasında Xitay'ı fakat özlerinin vekillik kılalaydıqallığını ilgiri sürüp gelmekte. Ve Tayvan eğer müstakillikini cakarlasa, harbiy küçünü işgı salıp müdahale kılıdığallığı bilen tehdit salmaqta. Tayvan aralının müdafiyesini küçlük kollap gelivatkan Amerika her yeli Tayvan'ı milyardlıgan dolarlık koral bilen temillemekte. Xitay baş elçisi Süt Yankay'nın lagir hakkıdaki bayanlarına reddiye berildi.
Erkin Asiya Radyosu'nun haberde bildirilişçe, Xitay'nın Amerika'daki baş elçisi Reuters agentliğinin ziyaretini kabul kılganda, eğer Amerika Uygur meselesi sebeplik Xitay emeldarlarını cezalasa, Xitay'nın mı okşaş şekilde Amerika'dan 3 aladığallıkını etkan idi. Ama Amerika Taşkı İşler Ministerliği bununla derhal inkas kaydırıp, Amerika'nın kişilik hukukunu defsende kılavatkarlarını cevapkarlıkı tartış iradesini kayıt tekitleş bilen birge, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki emel dallarına karatmalıkkı ilgi tedbirlerine ilişini uyuluşu vatkallıkını bildirdi. Xitay baş elçisi Süy Tiyankay 27. noyabr Reuters agını tıkık kılgan sözü de, Amerika'nın Xitay'nın halkara terörlükü karıştırış uğruşuğu kelgende koş ölçem kollandı deb ayıpligen. Ve Xitay'nın Şarkı Türkistan'da elip beyrivatkan tedbirlerini Amerika koşullarının Irak ve Suriye'de İslam devleti bilen kılavatkan uğruşlarına seliştirgan. Xabarda naql qilishcha Süy Tiyankay sözün devamlaştırıp, Amerika Qo'shma Shtatlarının başkurulduğun bomba ve uçkuçsiz ayroplarlarını işgı silip, terörçilerini öldürüp atkallıkını bildirgen ve mundaq degen. Biz onların köpünçisini kayıtı terbiyeleşke hem de onlarını normal adamga aylandırıp, normal turmuşkı kayıtırışkı tırışıvadımız. Bu axta toxtalgan Amerika Devlet Meclisi'nin nüfuzluq azası Christopher Smith bularını qat'i seliştirişkı bolmaydıqallıkını etdi. O mundaq dedi. Bu bir pütüllay hata seliştiriş. Nerede terörçü bolsa onlarını tutuş, onlar cinayet sadır kılgıca onun aldığını eliş, eğer onlar terörlük cinayeti sadır kılgan bolsa cevapkarlıkı tartış intayin muhim. Biz 11. sentabr vakası yüzbergende bu cinayetini sadır kılgıçlarına sistemilik halde iz koğulap zerbe verdik. Halbuki Xitay rejimi terörizmini bir bahane kılıp aldı. Eğer o yerde hakiki terörlük mevcut bolsa, Xitay onun peşidi buluşu gerek. Ama onlar bunu bahane kılıp kamakı elevatıdı, tehdit selevatıdı. Hem de hakiki şekilde irki kırgınçılık kılıvatıdı. İsinizde bolsun ki irki kırgınçılık ahdinamesi de bir milletini bütün ya ki kısmen yoktuş irki kırgınçılık bulup hesaplandı deb körüstülgen. Onlarının Uygur Müslümanlarına kılıvatkını zamanımızda pekat körülüp bakmağın hadise değişki buludu. Xitay emeldarının bu bayanları Amerika Taşkı İşler Ministerliğinin dikkatini kozgıdı. Ular bu axta elan kılgan bayanatı da Xitay'ın lagerlerini taqaşkı çakırış bilen birge kişilik hukukunu depsende kılıp atkan emeldarlarına ceza tedbiri kullanışını uyuluşu vatkallıkını bildirdi. Bayanatta mundaq deyildi. 2017 yılı aprildin buyan Xitay'ın tahminen 800 min, belki 2 milyondan artık Uygur, Kazak ve başka Müslümanlarının siyasi kayıtı terbiyeleş lagerlerine kamalgallıkıdan ensireş halde durmaqtımız. Amerika hükümeti Xitay'ını bu eksici önüm beridigan siyasetlerine derhal hatimi berişke, hem de mecburi kamu verilgan barlıq kişilerini koyup berişke çakırışını devamlaştırdı. Taşkı İşler Ministerimiz bu meselelerini Xitay Taşkı İşler Ministeri bilen Washington Alahidi rayonunda ötküzgen diplomatik ve xavupsizlik diyalogida nahayeti eniq şekilde tilga aldı. Biz insan haklarını depsende kılgan ve onunku buzgunçılık kılganlarını cevapkarlıkı tartış pikirini ilgiri sürvatımız. Bular Şarkı Türkistan'daki Xitay hükümet adamlarına karşı karatmalık çağrılarını uyuluşuş katarlıklarını mı öz içine alıdı. Devlet Meclisi azası Christopher Smith, Amerika Prezidenti Donald Trump'ın Xitay'daki kişilik hukuk meselesini Xi Jinping bilen körüşkende küçülük reveşte otturgu koyuşini, bunu Uygur meselesinin başlayışını ümit kıldığalıkını bildirdi. Amerika'daki Cato Institute'da Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk krizisi hakkında dokulat beriş yığını ötküzüldü. Amerika'daki Cato Institute'da 28. noyabr günü yeni Gulag aralları Xitay Uygurlarını kanda kayıt terbiyle avatıdı ve dünya neme üçün bununla ciddi karışı gerek diyen temada dokulat beriş yığını ötküzüp, Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk krizisi, dünyanın inkası, Xitay'nın muddaası, lagerlarının təsiri, karıncıksız kalan balılar, muhacirettiki Uygurlar düşkülü batkan hırıslar katarlık nurgun meseleler müzakir kılındı. Mezkur yığın Cato Institute'nin Uygurlar hakkıda çakırgan tüncü yığını bulup, mezkur yığın Amerika Kengash ve Avam Palatalarda Uygur kişilik hukuk siyasi kanuni lahisi otturgu koyulgan, Trump hükümetinin Magnitski kanununu işkiselip, Çinçöngü başçılıkıdaki Xitay emeldarlarını cezalışı küntertipki kilibatkan bir mezgilde ötküzüldü. Yığınğa mezkur organının yukarı derecelik tetkikatçısı Mustafa Akyol riyasetçilik kıldı. Yığında Amerika Uygur Kişilik Hukuk Kuruluşu Teşkilatı'nın reisi Nuri Türkel, Kişilik Hukuk Kürsüş Teşkilatı Xitay bölümünün mesulü Sofia Richardson, Amerika'daki Atlantik Jurnalı'nın tahriri Sigal Samuel dokulat verdi ve tınşıqçılarının suallarına cevap verdi. Yığında Nuri Türkel Xitay'nın siyasi ve Uygurlarının nöbetteki vaziyetini tanıştırıp, Xi Jinping'in 2014 yılı 5. ayda Şarkı Türkistan'da elip bargan ziyareti
Xitayning Uyg'ur siyosatidagi burilish nuqtasi bo'lib qolganligini bildirdi. U shuningdan boshlab Xitoy rejimining ko'zish apparati har bir kishining telefoniga umumiyuzlik nazorat yumdali qachilashdek yuqori texnikalik vositalarni har bir ish o'rni va kentlarga nazoratchilarni o'rinlashtirishdek keng ko'lamlik nazorat qilish sistemasi qurishga boshlaganligi. Buning sug'uq urush davridagi Sharqiy Germaniya josusluq sistemasini asltidiganligi Uyg'urlarning bu yuqori texnikalik nazorat sistemasida qanday yashayotganligiga doir ko'rinishlarning borligi mana buning hozirgi ahvolga elib borganligini bildirdi. U so'zining oxirida dunyoning darhol harakatga o'tish vaqti kelganligini bildirib mundoq dedi. Men so'zimni shuning bilan xulosalamoqchi. Uyg'urlarning vaziyati ko'mir gazida bo'g'ilayotgan kanari qushining ahvoliga o'xshaydi. Hozir harakatga o'tish vaqti keldi. Biz hech qanday ish yuz bermagandek yuralmaymiz. Liberal demokratiyalar buningga jiddiy inkas qaytarishi bu vaziyatga qarata hukumatlarning jiddiy siyosiy tadbirlarini elishini umid qilaman. Yig'inda Atlantik jurnalining tahriri Sigan Samuel xonim Xitoyning Uyg'urlarni keng ko'lamlik tutqun qilishi va lagerlarga qamashi nurg'un Uyg'ur bolalarining ota-onasiz qilishiga sabab bo'lganligi, bu bolalarning daril tomlarda assimilyatsiya qilinishga uchrayotganligini bildirdi. Kishilik huquq ko'zish tashkilotidagi Sofiya Richardson Xitoyning Sharqiy Turkistondagi yig'ib olish lagerlarining hech qanday qonuniy asosi yo'qligini bildirib, buningda kishilik huquqni dafsanda qilishga ishtirok qilgan amaldorlarning javobgarlikka tortilishi kerakdiki. Shunaqla har qaysi davlatlar Xitoyning muhojiratiga Uyg'urlarni qo'g'dash tadbirlarini elishi kerakligini bildirdi. Tramp bilan Xi Jinpingning Argentinadagi uchrashishi oldida kuzatuvchilar Amerikani Xitoy tahdididan ogohlantirmoqda. Amerika prezidenti Donald Trump bilan Xitoy raisi Xi Jinping bugun Argentinada ochiladigan G20 davlat boshliqlari yig'inida uchrashishga tayyorlanayotganda nurg'un tadqiqotchilar Amerika hukumatini Xitoy tahdididan ogohlantirdi. 29 noyabr kuni Washington Post-si gazeti va Wall Street Journal gazeti qatorliklarining xabar qilishicha, Amerikadagi Xitoy ishlari tadqiqoti bo'yicha tunilgan tadqiqotchilardan tashkillangan bir guruhga maxsus doklad e'lon qilib, Xitoy rejimining Amerika universitetlari, Amerika matbuotlari va Amerikadagi tadqiqot organlariga singib kirish orqali Amerika demokratiyasiga jiddiy tahdid paydo qilayotganligini bildirdi. Ular dokladida Xitoy rejimining Amerikada qilayotgan buzg'unchilik faoliyatlarining Rossiyadan nechasi kuchlik bo'lishi mumkinligini eskertdi va Amerika hukumatini Amerikadagi Xitoy axborot vositalari va Xitoy o'quvchi tadqiqotchilarining sonini qisqartirish qatorliq tadbirlarni elishga chaqirdi. Amerika Uchur texnologiyasi va taraqqiyot fondining boshlig'i Robert Atkinson apandimi Washington Post-si gazetasida e'lon qilgan maqolasida Amerika prezidenti Trampni G20 davlat boshliqlari yig'inida Xi Jinping bilan ko'rishganda uning tijoriy masalalarda bergan andi-sandi va'dalariga ishonibli bo'ldi qilmaslik haqida ogohlantirdi. U maqolasida Xitoyning maqsadining Amerikaning dunyodagi boshlamchilik o'rnini egallash, uning yuqori texnikalarini o'g'irlab, Amerikani ojiz o'ringa tushirish ekanligini eskertdi. Maqolada yana Amerikaning buni faqat savdodagi odatdagi ixtilof deb qarab qolmasligi kerakligini bildirdi. Ikki taraf rahbarlarining uchrashishi oldida yana Amerika Davlat Majlisi a'zosi Christopher Smith so'z qilib, prezident Donald Trampni Xi Jinping bilan uchrashganda Sharqiy Turkistondagi lager masalasini avval o'ttirg'i qo'yishga chaqirdi. U bu so'zini chorshanba kuni Amerika ovozi radiosining ziyoratini qabul qilganda qildi. U yana prezident Trampni yer shari magnitiskiy qonunini ishqi silib, Uyg'urlarga qarshi harakatlarda bo'layotgan Xitoy amaldorlarini jazolashga chaqirdi. U so'zida Xitoy rejimining Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini ochiq oshkora bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Ertangi xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh tashurmiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.